Ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Sadakallahu alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bölgesindeydi. Bugün İstanbul'da çalışıyor. Hepimiz her gün, her Türkiye'nin her bir köşesinde milletimiz için, devletimiz için, bekamız için çalışıyoruz. Elbette çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Daha dün New York'tan geldik. Sayın Hanımefendinin sıfır atık projesi, 5 yıl önce yaptığı bu girişim artık Birleşmiş Milletler politikası haline geldi. Türkiye'nin attığı her adım, her girişimi artık küresel çapta saygı görüyor, ilgi görüyor. Türkiye artık sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir aktör olmuştur. Bu elbette durup dururken olmamıştır. Değerli Bartınlar, evet, buruk bir Ramazan'ı yaşıyoruz çünkü 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadık. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Yetinmezken, hedeflerimizi daha da büyütürken elbette karşımıza bundan sonra da zorluklar çıkacaktır. Bu zorlukları da hep birlikte inşallah aşacağız. Şu depremin verdiği hasar Türkiye'ye, yani oluşan hasar ilk rapor tespitlerine göre Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ve Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ortak hazırladığı raporda 103 milyar, yaklaşık 104 milyar dolar. Biz bunun altından kalkarız. Milletçe kalkarız. Ama seven de sevmeyen de herkes şunu biliyor. Depremden etkilenen şehirleri Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır diyorlar. Bazıları da evet oy vermeyeceğim ama yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar diyor. Ben ama oy vermem diyor, o ayrı diyor. Bu da iyi bir şey aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan yaparsa, Cumhur İttifakı yaparsa oyunu da ver kardeşim. Daha da güçlenin. Daha güçlü yaptın Recep Tayyip Erdoğan. Ama onun ötesinde kolay bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada krizler var, savaşlar var, çatışmalar var. Dünyadaki